Fehmi Koru. 2 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. İtalya'da, İngiltere'de bedava yemek kuyrukları, bizde pahalı mağazalarda müşteri kalabalığı. Sabah BBC 1'in erken programını izlerken gördüm. Biri erkek, diğeri kadın iki sonucu, karşılarına bir uzmanı almış, sorularıyla ona beni hayretlere düşüren bir konuyu anlattırıyorlar. Aslında hayretlere düşmemem gerekirdi. İngiltere'de başbakan görevinden istifa etti. Parlamento'da en fazla sandalyeye sahip Muhafazakar Parti kendisine başkan seçmek için bir süreç başlattı. 10 adaydan 8'i elendi ve sona kalan 2 aday ülkeyi en iyi kendilerinin yöneteceğini ispat için şu günlerde çaba gösteriyor. Ancak halkın yeni başkanın kim olacağıyla fazla ilgilendiği yok. İngiliz halkı en çok artan hayat pahalılığıyla ilgili Enflasyon %10'u yakalamak üzere orada ve alınan kapsamlı tedbirlere rağmen indirileceği de benzemiyor. Bir uluslararası bankanın araştırma bölümü gelecek yıl 2023'te ülkede enflasyonun %22 bulabileceğini duyurdu. Hayat pahalılığı en yakıcı etkisini mutfakta hissettiriyor. BBC'nin bir muhabiri izlemeye başladığım sohbetten hemen önce verilen haberinde bir markette doldurduğu poşetteki birkaç temel ihtiyaç maddesi için bir yıl önce 7 sterlin ödemişken o gün aynı malları 12 sterline alabileceğini duyurmuştu. Neredeyse bir misli artan mutfak masrafı. Stüdyodaki konuğa böyle bir ekonomik ortamda ailelerin bütçelerini en iyi değerlendirebilecekleri bir hayat yaşayabilmek için mutfakta neler yapabilecekleri anlattırıldı. Yemek pişirirken ocak mı, fırın mı, mikrodalga mı yoksa Hava fritözü mü, air fryer kullanılmalı. Ocakta pişirilen yemek mi daha pahalıya mal oluyor, yoksa fırında pişirilen mi? Hayretten açılmış gözlerle tavsiyeleri dinledim. Konuk fırını öğütledi ve kendi evinden çekilmiş görüntülerle, fırında yalnızca tek bir yemek değil, birden fazla değişik yemeği eş zamanlı pişirdiğini anlattı. Böylesi daha ucuza mal oluyor aklını vererek İngilizlerin, ucuz mal alacak kadar zengin değilim felsefesi bilinir. 10 kuruşun hesabı yapılan sohbeti BBC'de izlerken onun yerini enflasyonist ortamda hayatı ucuzlatmanın yolu mutfakta alınan tedbirlerden geçer sözünün almış olabileceğini düşündüm. Bir dostum ülkemizin en pahalı giyim kuşağı mağazalarından birinde yöneticilik yapan bir tanıdığının kendisine geçmişte hiç şimdiki kadar yoğunlukta iş yapmadıklarını mağazalarına uğrayan insanların deli gibi alışveriş yaptıklarını söylediğini aktardı. Doğrusu benim de gözlemim farklı değil. Pahalı mallara rağbet fazla. Parası olan bir kesim var ve o kesimden insanlar bir daha bulamayacaklarmış gibi mallara hücum ediyorlar. Ev fiyatları ondan yükseliyor. Otomobil firmaları müşterilere araç yetiştiremiyorlar. Enflasyonun henüz %10'a varmadığı İngiltere'de TV kanalları mutfakta yemek yaparken Hangi yöntemin onu daha ucuza mal etmeyi sağlayacağını duyurup insanlara 10 kuruşun hesabını yapma gereğini hatırlatırken resmi enflasyonun yüzde %80 80'e dayandığı ülkemizde en pahalı mağazalar dolup taşıyor ve fiyatı el yakan mallar kelepir muamelesi görüyor. Bu işte bir yanlışlık var da kimde dün sonbahara merhaba dediğimiz ilk gün elektrik ve doğalgaz ücretlerine kallavi yeni zamlar geldi. Oh oh, ne güzel dememiz bekleniyor. Halbuki enerji sarfiyatını her yerde azaltacak tedbirleri bizler de düşünmeliyiz. Almanlar düşünmüş ve devlet dairelerinde enerji kullanımını yarı yarıya azaltacak tedbirleri şimdiden hayata geçirmişler. Evlerinde havuz bulunanlar da onu ısıtamayacaklar. Yasak. Hangi binada ısının ne derece tutulacağı kuralını da ilan etmiş Alman hükümeti bizde bazı aileler kışı donmadan geçirmeyi başaramayabilir. Siz ister sebebi korona salgınında arayın, ister hükümetin uyguladığı ekonomi politikasının yanlışlığında bir gerçek değişmiyor. İki yıl öncesinden daha kötü durumda ülkemiz. Yeni açıklanan veriler bu gerçeği haykırıyor. Toplumun en az gelirli kesiminin milli gelirden aldığı pay 2020 yılında %31'miş zengin sayılabilecek kesimin payı ise yüzde 49. Bugün yani 2022 yılında durum dar gelirli kesim için maalesef hiç parlak değil. Milli gelirden onlar yüzde 21 pay alırken zenginlerin payı yüzde 54. Zenginler daha zengin olmuş, fakirlerin fukaralığı ise daha koyulaşmış. Marketlere uğradığımda, semt pazarına gittiğimde bu ayrışmanın sonucunu canlı canlı görebiliyorum alabilenlerle alamayanlar çok belirgin hale geldi otur ortamlarda. Anadolu Ajansı muhabirinin videoya çektiği bedava yemek sunan aşevleri önünce biriken insan kalabalığını İtalya'da insanlar ücretsiz yemek kuyruğunda başlığıyla haberleştirmiş. İngiltere'den ve ABD'den de öyle görüntüler bulunabilir. Bu iki ülkede de Food Banks adı verilen aşevlerinin ve oralarda gönüllü hizmet veren hamiyetli insanların sayısı her gün artıyor. Bizde de benzer girişimlere ihtiyaç duyulan günlerdeyiz. Tersine ancak tuzu kuruların rağbet edebildikleri pahalı mağazalardaki kalabalıklara bakıp bizde sorun yok. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da insanlar karınlarını doyurabilmek için saatlerini kuyruklarda geçiriyorlar diye övünebiliyor. Ne kadar yanlış. Geçen ayın ve son bir yılın enflasyon oranının Bugün açıklanması bekleniyor. Resmi olanı ve resmi olmayanı bakalım ne kadar. <laughs>